Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgi sarmalı TYT Matematik Soru Bankası'nda bölüm 5 birinci dereceden denklemler test 1'deyiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Burada ne diyor? A ve B gerçek sayılardır. Denklemi x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir denklem birinci dereceden denklemse bu denklemde x kareli terim bulunmaz. O yüzden bunun kat ne yapacağız? Tabii ki sıfıra eşitleyeceğiz. 2A eksi 6 eşittir buradan sıfır ise 2A eşittir 6. A değeri buradan kaç geldi? 3 geldi. Bunu böyle bulduk. İkinci olarak denklemde diğer x'li ifade burası ve bu denklemin birinci dereceden olmasını istiyorsan mecburen senin buradaki b 2 ifaden kaça eşit olmak zorunda? 1'e eşit, olmak zorunda. O zaman b 2 eşittir 1 ise b buradan kaç gelir? 3 gelir. a ile b'nin toplamı 3 artı 3'ten cevabımız 6 geldi güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. Denkleminde a kaçtır? O zaman hemen ne yapalım? Eksi 4'ü bu tarafa atalım. Eksi 2A'yı bu tarafa atalım. 5 artı 4 eşittir. Buradan 4A artı 2A gelir. 6A eşittir. 9 ise A buradan kaç gelir? Tabii ki 9 bölü 6. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsan 3'e bölünürse 3 bölü 2 A şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza hemen denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Mecburen ne yapacağız? Bu 4'ü içeriye dağıtacağız. Bu 2'yi içeriye dağıtacağız ama eksi 2'yi dağıtacağız. Buradaki eksi kavramı bizim için önemli. O zaman 4 çarpı x 4x 4, x, 4 çarpı eksi 2 eksi 8 eksi 2 çarpı x eksi 2x Eksi 2 çarpı 1 eksi 2 eşittir 3x artı 2 geldi. 4x'den 2x çıktı burası 2x oldu. Eksi 8 eksi 2 eksi 10 eşittir 3x artı 2 geldi. Canlarım bundan sonra sayıları bir tarafa değişkenleri bir tarafa atacağız. 2'yi buraya gönderdik. X'i buraya gönderdik. Eksi 10 eksi 2 olarak geldi buraya. Burası ise 3x eksi 2x oldu. Eksi 12 eşittir. Buradan x gelir. Bu bizim denklemimizin köküdür. Çözüm kümesi ise bunu küme parantezi içinde yazdığın zaman oluşan kümedir. Buna ise çözüm kümesi deriz. O zaman küme parantezi eksi 12 cevap gelecek. Geçtik. Dördüncü sorumuza hemen denkleminde x kaçtır diyor. İçler dışlar çarpımı yapacağız. O zaman 4 çarpı 2x 8x eşittir. 4 çarpı 1 4'e eşittir. Geldik buraya. 3 çarpı 3x 9 xe eşittir. 3 çarpı eksi 2 eksi 6'ya eşittir. Eksi 6'yı buraya 8x'i buraya atacağız. 4 artı 6 eşittir. 9x eksi 8x oldu. x buradan kaç gelir canlarım? Tabii ki 10 gelir. Cevabımız e şıkkı çıktı. Geçtik 5. sorumuza. Hemen ifademize baktığımız zaman ne yapacağız? Burada denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduğunda 3, 4, 6, 2, 12 nerede eşitlenir? Tabii ki 12'de eşitlenir. Payda eşitleyeceğiz. O zaman bunu karşıya çarpacağız? 4 bunu ile. Bunu kaçla çarpacağız? 3 ile. Bunu 2 ile. Bunu ise 6 ile. Çarptıktan sonra bütün paydalar 12 olduğu için paydaları artık yazmayacağız. Yani şurada 4x gelecek. Sonra 3x gelecek. Eksi 2x olacak. Eşittir 6x artı 5. Çünkü tüm paydalar 12 olduğu için artık yazılmaz. 4x 3x daha 7x eksi 2x eksi 6x oldu. Bunu da karşıya gönderdim. Eşittir 5. Peki canlarım dikkat edin. Burası ne gelir? Tabii ki eksi x gelir. Eksi x eşittir 5 ise x değeri buradan ne gelir? Eksi 5 geldi güzel insanlar. Bu bizim kökümüz. Çözüm kümesi ise küme parantezi içinde tabii ki eksi 5'in yazılmasıyla oluşan kümedir. Cevabımıza böylelikle E şıkkı geldi. Geçtik 6. sorumuza. Hemen yine buradaki ifadelerimizde denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edelim şurada bir 1 var. 4, 3, 6 yine nerede eşitlenir? 12'de o yüzden bunu 3 ile çarpacağım. Burayı 4 ile çarpacağım. Burayı 12 ile çarpacağım. Burayı da 2 ile çarpacağım. Ve paydaların hepsi eşit olduğu için artık paydaları yazmayacağız. 3 çarpı x 3x. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Sonra geldim buraya. 4 tane x eksi 4 oldu. Buraya geldik. 12 tane x. Dikkat 2 ile çarpıyorsun ama önünde eksi var. Aynı zamanda bu eksiyi de buraya dağıtacağız. Mesela 2x eksi 2x oldu. Artı 4 Eksi 4 oldu. Şimdi canlarım buranın son haline baktığın zaman 4x 3x daha burası 7x oldu. Eksi 6 eksi 4 eksi 10 geldi. Burası ise 10 tane x eksi 4 çıktı. Hemen eksi 4'ü buraya atalım. 7x'i buraya atalım. O zaman ne gelecek canlarım? Eksi 10 artı 4 eşittir. 10 tane x eksi 7 tane x. Buradan 3x eşittir eksi 6 ise x buradan eksi 6 bölü 3'ten yani eksi 2 geldi. Bu bizim denklemimizin kökü. Çözüm kümesi ise küme parantezi içinde eksi 2 gelir. Doğru cevap D şıkkı olur. Geçtim bir sonraki soruma. Denkleminde x kaçtır diyor. Sen 3 ile kimi toplarsan kimi toplarsan şöyle yapalım. Kimi toplarsan 5 olur. Tabii ki 2'yi. Demek ki bu dikdörtgenin sonucu 2 olacakmış. 10 bölü hemen bölü çizgimi koydum. 7 eksi 6 bölü x artı 1 yazdım. Buranın sonucu kaçmış? 2ymiş. O zaman sen onu kaça bölersen sonuç 2 gelir. Tabii ki 5'e bölersek. O zaman burası 7 eksi 6 bölü x artı 1 eşittir ne? 5. Canlarım 5'i buraya bunu buraya atalım. 7 eksi 5 eşittir 6 bölü x artı 1. Şuranın sonucu 2 gelir. 2 ile de içler dışlar çarpımı yaparak işlemi bitiririz. Ya da 6'yı kaça bölersek 2 olur? Tabii ki 3'e. x artı 1 eşittir 3 ise x buradan kaç geldi? 2 geldi güzel insanlar. Doğru cevabımız B şıkkı çıktı. Geçtik 8. sorumuza. Sorumuzu okuyoruz. Denkleminin kökü 2 olduğuna göre A kaçtır? Denklemin kökü her zaman denklemi sağlar. Yani x gördüğün her yere ne yazacaksın canlarım? Tabii ki 2 yazacaksın. Buraya da 2 yazacaksın. Buraya da 2 yazacaksın. Buraya da 2 yazacaksın. Buraya da 2 yazacaksın. O zaman burası a bölü 2 geldi. Bunu yazdık. Sonra burası artı a eksi 1 bölü 3 geldi. Eşittir. Bu 2 iki, bu 2'yi götürdü. Burada a kaldı. 2 artı 6 8. 8'i 4'e bölsek 2 gelir. Şimdi canlarım Burada ne yapalım? Önce şuranın bir paydasını eşitleyelim. Bunu 3 ile bununki ile çarpalım. Çarparsak 3A bölü 6 artı 2A dikkat. Eksi 1 ile de çarpacağız. Eksi 2 bölü 6 eşittir. A eksi 2 geldi. 3A 2A daha 5A eksi 2 bölü 6 eşittir. A eksi 2 çıkar canlarım. İçler dışlar çarpımı yaparsak hemen çarptım buraya 6 ile. 6 tane a eksi 12 eşittir. 5 tane a eksi 2. Bunu buraya atarsam a eşittir. Bunu buraya atarsam 12 eksi 2 olur. A da buradan kaç gelir canlarım? 10 gelir. Doğru cevabımız e şıkkı oldu. Bunu buraya eksi 5 a olarak gönderdik. 6 a'dan 5 a çıktı. A kaldı. A da buradan 10 geldi. Geçtik 9. sorumuza. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne yapacağız güzel insanlar? Önce paydaları bir eşitleyeceğiz. Bunu 2 ile genişletelim. Buna dokunmayalım. Bunu da 2 ile genişletelim. O zaman ne olacak? 2x oldu. Artık paydası 4. Geldik yazdık. Burası 1 bölü 4 eşittir. 2 bölü 4 artı 2x eksi 3 bölü 4. Şimdi dikkat edin canlarım. Paydaları eşit. Tek payda altında yazdım. Buraya geldim 2x eksi 1 yazdım. Buraya dikkat edin 2x eksi 3 ile artı 2'nin toplamı bu geldi eşittir 4. Şimdi eğer senin sol tarafın senin sağ tarafına tıpatıp eşitse bir denklemi çözdün yaptın işlemleri yaptın yaptın şöyle bir şey geldi 4 eşittir 4 çıktı. Ya da x eşittir x çıktı. Ya da 3x eşittir 3x çıktı. O zaman hangi kümede çalışıyorsan gerçek sayılar kümesinde demiş. O yüzden bu denklemin çözüm kümesi reel sayılar olacak canlarım. Doğru cevap E şıkkı gelir. Geçtik 10. sorumuza. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Önce şu denklemi bir düzenleyelim. Burası 3x eksi 1 oldu. Eksiyi dağıtırsam eksi 1 artı 2x olur. Burada 3'ü dağıttığım zaman burası 3x artı 3 geldi. Sonra buraya 2'yi dağıttığın zaman 2x artı 4 çıktım. Canlarım 3x 2x daha tabii ki 5x oldu. 4 3 daha burası 7 geldim. 3x ile 2x'i topladım 5x oldu. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 oldu. Dikkat 5x'ler birbirini götürdü. Eksi 2 eşittir buradan 7 geldi. Tabii ki eksi 2 7'ye eşit olamaz. Eğer ki böyle bir şeyle karşılaşıyorsan ne yapacaksın? Hemen diyeceksin ki bu denklemin çözüm kümesi eşittir boş küme. Bak tekrar söylüyorum. Eğer ki x eşittir x çıksa 4x artı 1 eşittir 4x artı 1 çıksa bunların cevabı reel sayılar oluyor. Ama sen yaptığın denklemi 3 eşittir 5 çıktı. Ya da 8 eşittir 0 çıktı. Bunların çözüm kümesi ise boş küme geliyor güzel insanlar. Geçtik 11. sorumuza. A ve B gerçek sayıları için bu denklemi her x gerçek sayısı için sağlandığına göre a ile b'nin çarpımı kaçtır? Şimdi şöyle düşünün canlarım. Aslında bunun sağ tarafı 0. Bu denklem her şey için sağlanacaksa demek ki bunun sol tarafı da 0 gelecek. Yani 0 eşittir 0 olacak. Ya da bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu 0'ı 0 sıfır x ile 0'ın toplamı gibi de düşünebilirsiniz. E o zaman çıkan sonuç x'in katsayısı 0. x'in katsayısı ne olacak? Tabii ki 0 olacak. Buradaki sabitin 0, buradaki sabitin yani şurası 0 olacak. O zaman 2a eksi 8 eşittir 0 ise 2a buradan 8 A buradan kaç geldi? 4 geldi. Şimdi 3B artı 6 eşittir tabii ki 0 ise 3B eşittir eksi 6. B de buradan kaç geldi? Eksi 2. A ile B'nin çarpımı 4 çarpı eksi 2'den cevap eksi 8 gelir güzel insanlar. Geçtik 12. sorumuza. m ve n gerçek sayılardır. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre m ile n toplamının değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi mesela boş küme nasıl olur? Örnek verirsek 2x artı 4 eşittir 2x artı 7 olsa 2x'ler birbirini götürür yani şunlar birbirini götürür. Ne oluyordu? Tak 4 eşittir 7 oluyordu. 4 ile 7 eşit olamayacağı için bu denklemin çözüm kümesi boş küme oluyordu. Yani denklemin çözüm kümesi boş küme ise bunun x'in katsayıları birbirine eşit olacak. Yani benim şuradaki 2m-1 dediğim ifade m artı 6'ya eşit olacak. Kesinlikle sabitler birbirinden farklı olacak. Yani n-5 eşit değil 3 olacak. O zaman m buradan kaç gelir? 7 gelir. N buradan eşit değildir 8 gelir. O zaman M ile N'nin toplamı ne olamaz? 7 ile 8'i topladığınız zaman 15 oluyor ya. E sonuçta bu 8 olamayacağı için bu toplamda ne olamaz? 15 olamaz. Doğru cevabın D şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik hemen 13. sorumuza. 2x artı y eşittir 11. x artı y eşittir 7. Denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyorduk canlarım? Yıllardır bu işlemleri yapıyoruz. Hemen taraf tarafa çıkardığımız zaman y'ler birbirini götürüyor. 2x'ten x çıktı, x kaldı. 11'den 7 çıktı 4. Demek ki benim aradığım denklemin x'i 4. Zaten sadece C şıkkında var ama diğer değeri de bulalım. x yerine 4 yazarsan 4 ile y'nin toplamı da 7 olduğu için y buradan kaç geldi? 3. Şimdi bunlar aslında analitik geometride doğru denklemleriydi. Bu iki doğru denklemini kesiştiği noktada her zaman sıralı ikili oluşturuyordu. Yani benim çözüm kümem birinci bileşen tabii ki x, ikinci bileşen tabii ki y. O zaman x'i 4, y'si 3 ve parantezi kapattın. Cevabında C şıkkı geldi. Geçtik 14. sorumuza. Olduğuna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır? E şimdi burada A 4B 1'e eşitmiş. Peki aynı A kime eşit? Tabii ki 2B artı 5'e eşit. O zaman attım bunu buraya. 2B oldu. Eksi 1'i de buraya attık. 6 oldu. B buradan kaç geldi? 3 geldi. B 3 ise gel yerine yaz ve hemen soruyu bitir. A eşittir. 2 çarpı 3 artı 5. A buradan 6 artı 5. Yani kaç gelir? 11. A ile B'nin çarpımı 11 çarpı 3'ten cevapta 33 geldi güzel insanlar. Geçtik 15. sorumuza. Denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi canlarım hemen bir bakalım. Burada şu y artı 1 ile bir 2'yi çarpalım. O zaman x eksi 1 eşittir. 2 tane y artı 2 geldi. Şimdi burayı ne yapalım? Canlarım hemen şöyle gördük. Bak hemen gördük. x eksi 1 dediğimiz şey neye eşitmiş? 2y artı 2 ye Demek ki ben burada x eksi 1 gördüğüm yere 2y ye artı 2 yazarsam iş bitecek. O zaman 3 çarpı 2y artı 2 eşittir. 2 çarpı y artı 3 dağıtırsak 6 tane y dağıtırsak artı 6. Dağıttım 2 tane y. Dağıttım tabii ki 6 geldi. Bunu buraya attım. 4 tane y eşittir. 6'dan 6 çıktı 0. Y buradan ne geldi? Tabii ki 0 geldi. Y'yi 0 bulduktan sonra geldim burada Y gördüğüm yere 0 yazarsam o zaman x eksi 1 eşittir 2. X de buradan kaç geldi? 3. O zaman sıralı ikilim birinci bileşeni x, ikinci bileşeni y. 3'e 0 çıktı. Doğru cevap da a şıkkı geldi. Geçtik 16 ve bizim son sorumuza. Olduğuna göre a kaçtır? O zaman farkında mısınız? Bak artı 1 bölü b var. Eksi 1 bölü B var. Demek ki ben bunları taraf tarafa toplayacağım. Topladığın zaman 3 bölü A ile 4 bölü A'nın toplamı 7 bölü A geldi. 1 bölü B eksi 1 bölü B birbirini götürdü. Burası da ne oldu? 3 bölü 4 ile eksi 1 bölü 6'nın toplamı oldu. Mecburen payda eşitleyeceğim. Bunu 3 ile çarpacağım. Bunu ise 2 ile çarpacağım. Burası 7 bölü A çıktı canlarım. Canlarım 3 çarpı 3 9 bölü 12. Burası da 2 bölü 12 çıktı. 7 bölü A eşittir. 7 bölü 12. O zaman senin pay kısmın eşitse payda kısmında eşit olmak zorunda. A sayısı buradan kaç gelir? 12 gelir ve testimiz böylelikle biter. Güzel insanlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz güzel insanlar.